Aslında maç için konuşulacak çok bir şey yok. Öncelikle bütün milletimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere ben Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, geride kalanlara sabır diliyorum. Gerçekten çok zor bir ortamda biz de maça hazırlanabildik. Bizim için oynadığım en zor maçlardan biriydi diyebilirim. Ama bugün sahada gördüklerim de bir o kadar güzeldi. Çünkü burada 150'ye yakın maç oynadım bu stadyumda. Şampiyonluk maçını da bu stadyumda oynadım. Hiç bu kadar duygulanmamıştım. Her takımdan, her renkten taraftar vardı bugün burada. Gerçekten beni çok duygulandırdı. Bütün dünyaya Türkiye'nin bir olduğunu tekrar gösterdik. Dediğim gibi çok zor bir maçtı bizim için. Milletimizin başı sağ olsun. Elimizden gelen ne varsa daha fazlasını onlar için yapmaya çalışacağız. Ömür, bir oyuncu için herhalde en zor maçlardan bir tanesini yaşadınız. Önce ekranlarda gördüğümüz kurtarılma görüntüsünden sonra profesyonel bir futbolcu olarak bu karşılaşmalara hazırlanmak duygu anlamında da çok zordur. Sen neler söyleyeceksin? Yani kaptanla dediği gibi belki de şu zamana kadarki futbol kariyerimizin en zor, en duygulu maçına çıktık. Bizim için de hazırlanması hiç kolay olmadı gerçekten. Sadece televizyondan takip edebildik, yaşananlara çok üzüldük. Maddi manevinin dışında elimizden tek gelen onlar için dua etmekti. Allah'tan onlara rahmet diliyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Allah acı şifalar versin. Gerçekten çok duyguluyuz, çok üzünlüyüz. Eğer bu galibiyet onları bir nebze olsun mutlu edebildiyse biz de sadece tek sevincimiz bu yönde olabilir. Onun dışında onlara hediye etmek istiyoruz bu galibiyeti. Fenerlisi, Galatasaraylısı, bütün başkanlarımız buradaydı. Dört büyük takım başkanı da buradaydı. Onlara da teşekkür ediyorum. Futbolun birleştirici gücünü tekrardan burada gördük. Yani Türk insanı istediği zaman tekrardan tek bir kelime halinde olabiliyor. Tek vücut haline gelebiliyor. Birbirimize sarılalım. Bunlardan da en güçlü şekilde çıkabileceğimizi canı gönülden inanıyoruz. Çok güçlü bir ülkeyiz. Elimizden ne geliyorsa bundan sonra da vermek için hazırız. Başkanlar da ifade etti. Futbolun dostluk ve kardeşlik olduğunu, böyle acıların sonrasında değil de sezonun geneline yayılması gerektiği noktasında da ortak bir fikirde buluştular. Sen futbol oynuyorsun ve birçok rakip tribünlerde de bugünkü gibi o dostluk, kardeşlikle ilgili neler söyleyeceksin? Yani dediğiniz gibi aslında bizim karakterimiz gereği Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hiç fark etmez. Biz herhangi bir deplasmana gittiğimizde taraftarlara çok saygı gösteriyoruz. Çünkü bu futbol dünya çapında birçok insanın birleştirici, keyif aldığı, stresini attığı bir ortam. Belki de futbolu dünyadan çıkardığımızda insanlar çok bir boşluğa düşebilir. Ve ebedi bir dostluk da olabiliyor Türkiye'de. Tabii ki ezeli rakiplerimiz var. Ama bunları biz her zaman, her röportajımızda da söylüyoruz. Biz onlara çok büyük saygı duyuyoruz. Onlar futbolun neşesi, kaynağı. Tabii ki büyük maçlarda bizden de keyif alıyoruz. Ama keşke bunları biz oraya gittiğimizde de böyle karşılanabilsek. Veya biz Fenerbahçe Stadı'na gittiğimizde onlar bizle fotoğraf çekilmek istediği zaman biz kırmıyoruz. Veya onlar buraya geldiğinde bizim taraftarlarımız da onlara aynı şekilde saygı gösterebilirse futbol daha da güzelleşecek. Bu noktada biz adım atmaya hazırız. Bazı tabii ki çok iyi anlaştığımız oyuncular da var. Galatasaray'da, Fener'de, Beşiktaş'ta. Biz bunları konuşuyoruz aramızda. Umarım bu olay bizi birazcık daha birbirimize yakınlaştırır. Ezeli rakiplerimizle daha iyi bir dostluk ortamı kurabiliriz. Teşekkürler. Rica ederiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkürler. Share your thoughts about the game. All 90 minutes. What do you think about the game? About the game. I think we started the game how we wanted to start, because especially with the things that happened like in the last 1.5 week. And we want to show the people also like here in Turkey that we are with them. And like what we say also like what we saw before the game, like there was a good atmosphere with all the supporters, all the fans, with everybody who came here to support us and to support all the people who lost like their family or their friends in Syria or like in Turkey. And we wanted to give them something back, and it was like to win today.
Öncelikle maça istediğimiz gibi başladık diyebilirim. Özellikle son 1,5 haftadır yaşanan şeylerden sonra Türkiye'deki insanlara onlarla birlikte olduğumuzu gösterebildik. Maçtan önce yaşananlar da bütün taraftarları burada görmek güzeldi. Bizi desteklediklerini, bizi bir aile gibi kucakladıklarını, hem Türkiye'de hem Suriye'de olsun yaşanan bu olumsuz şeylerden sonra bunu görmek güzeldi. Biz de onlara bir galibiyet verebildik. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.